Evet arkadaşlar, ben Pisuka'da 2010 Murat, Ankara'dan herkese selamlar. Bugünkü aracımız Peugeot 3008 Allure paket aracımız. Ankara'ya bunun için geldik. Neler yapacağız bugün bu araca? Kör nokta sistemi yapacağız arkadaşlar. Bakın burada sensörler yok, sağda ve solda. Daha sonra burada arkada yok, şurada. Oraya gideceğiz. Daha sonra şerit takip, tabela okuma yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi şurası kamera yeri. Kameramız şu an bu araçta yok. Takacağız. Daha sonra neler gelecek bu arabaya? Abi bir anahtar alabilir miyim? Evet bakın arkadaşlar, arabada tema da yok. Nasıl göstereceğiz temayı? Ayarlara basıyoruz. Biraz sonra açtığımızda burada temalar gelecek. Daha sonra buraya sürüş modunu alacağız. Sürüş modu gelecek. Hafızalı koltuk olduğu için koltuk selamlama açacağız. Otomatik uzun kısa far gelecek. Şeritte kalma yardımı gelecek. Buraya menülerin hepsini getireceğiz. Şuraya yakıt bilgisi arıza menüsünü getireceğiz. Tabela okumamız gelecek. Gördüğünüz gibi kadranda bunların hiçbiri yok. Hepsi gelecek arkadaşlar. Biz işlemlere başlıyoruz. Bize kolay gelsin. Tekrar test videolarında aracın devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar, Ankara'dan selamlar. Kör nokta montajını bitirdik. Şimdi iki araç arasını fark etmeyi göstereceğim. Bahsettiğim gibi bakın sağ önde sensörümü taktık şuraya. Sağ arkaya sensörümüzü taktık. Sol arkaya ve solun. Her yere sensörümüzü taktık. Ardından şerit takip kameramızı yaptık. Gördüğünüz gibi otomatik uzun kısa far, şeritte kalma yardımı, kadranda tabela okumamız. Ayrıyeten saate tıklıyoruz. Temalarımız yoktu. Sabahki çektiğim gibi göstermiştim. Bakın red ve blue. Bunu açtık. Ardından ne açtık? Bu araçta navigasyon, 2019 öncesi navigasyonlu model olduğu için araç uyarı seslerini açtık. Bakın arkadaşlar, sese basıyoruz. Burada sese giriyoruz. Jungle Fantasy diyor. Gördüğünüz gibi arabanın uyarı sesleri değişiyor. Şimdi kapıyı kapatıp bir daha açacağım. Gördüğünüz gibi bu da araç uyarı sesleridir. Buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ayrıca bu sinyal seslerini de değiştiriyor arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama tam şöyle koyayım. Sinyalimizi seslerini değiştirir. Bu araba uyarı sesleridir. Şimdi burada viraj aydınlatmamızı açtık. Araç ayarlarına giriyoruz. Farlara giriyoruz. Bakın burada yönlendirilebilir farlar. 1.6 dizel olduğu için bu araçta böyle gerekmeden sinyal sağa sola dönüşte sis farımızı açtık. Şimdi bu araçta koltuk selamlama hafızalı koltuk olduğu için koltuk selamlama açtık. Bakın şu an kapımızın kapalı olduğunu düşünün. Ben kontağı kapattım. Kapıyı açtığımda otomatik geri geliyor. Gördüğünüz gibi. Normal araca geldim. Kapıyı, anahtarı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi otomatik ileri gidiyor. Bu da koltuk selamlamamız. Şimdi araç uyarılarını anlattık. Şerit takibi biraz sonra testi anlatacağız. Kör noktamıza montajını yaptık. Bitirdik, gösterdim sensörlerini. Şimdi şuraya park edişe gireceğiz. Önce ne yapıyoruz? Araba ayarlarına giriyoruz. Normal sürüş esnasında biz buraya park ediyormuşuz gibi gelirken yol esnasında park yardımına tıklıyoruz. Biz buraya nasıl giriş yapacağız? Dikine park girişi yapacağız. Seçiyorum. Sol tarafta olduğu için sola sinyal veriyorum. Arabamla ilerliyorum. Ne yapıyorum? Arabaya bu alanı taratıyorum. Yani araba sen buraya sığacak mısın? Ölçüleri ölç. Sığacaksan oraya park ettir beni diyor. Şu an bakın algıladı. Biraz daha ileri gideceğim. Bana geri tak diyecek ekrandan. Bakın tak dedi. Ben şu an hiç ekrana bak direksiyona dokunmuyorum. Sadece ayna ve fren kontrolü yapıyorum arkadaşlar. Şey yapmıyorum. İleri aldım. Ben sadece ayna ve fren kontrolü yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi parkımızı bitirdik. Zaten ekranda da park off yazdı. Şimdi iki aracı arasında nasıl park etmiş onu göstereyim size. Evet, bu taraftaki mesafe bu. Bu taraftaki mesafe bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani fabrikasyon birebir herhangi bir saçma yapmaz. Fabrikasyon neyse bu da aynı arkadaşlar. Tamamen orijinal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki araç arasındaki mesafeyi gördünüz. Ben hiç dokunmadım. Sadece kendisi yaptık. Orijinal bir şekilde montajını yaptık. Şimdi biraz sonra testine çıkacağız. Yolda kör noktanın ışıklarda şerit takibinde nasıl çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda kör nokta testindeyiz. Bakın burada kör noktamızın aktif olduğunu gösteren ışığımız yanıyor. Görmüşsünüzdür. Şurada kör nokta kontrolünün onda olduğunu görüyorsunuz. Bakın off yapıyorum. İşaretim burada kayboluyor. Gördüğünüz gibi orijinal fabrikasyon. Şimdi on yaptım. Bakın geldi. Şahin sol taraftan araba geliyor. Şimdi ışık yanacak. Çekebilir misin? Evet geldi. Gördüğünüz gibi. Allah ben de sola yakın. Şu an sağ tarafı yanıyor. Sola çalıştı. Sağ tarafındaki ışık yanıyor. Sağımda araba var. Şu an direksiyona müdahale etti şerit takibimiz. Biraz yavaşlarsam o araba yaklaşırsa tekrar yanacak. Sağdan araç geçti, ışığımız yandı. Soldan tekrar geliyor, ışığımız yandı. Kör nokta kontrolümüz başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası biraz kullanması da iyi.